Zaten zarafeti programın açılışında görünen, yine gölgede kalacağım bir program. Onu anlatmaya kelimelerim yeter mi bilmiyorum ama şöyle anlatabilirim galiba. Kendimi bildim bileli babamın elinden tutup tiyatro izlemeye gittiğim yaşımdan beri sahneye geldiği an böyle Allah'ım nasıl bir kadın bu diye izlediğim, izleyerek büyüdüğüm, sonra da hayatına dahil olduğum, kısmen böyle hani dönemsel hep bir araya gelebildiğim, usta, güzel, zarif, üreten, tiyatro deyince gerçekten döneminin en iyilerinden, hala da en iyilerinden biri olan, çok kıymetli bir ismi ağırlayacağım bugün. Hem enerjisine aşığım, hem böyle o duruşuna, o kadın haline aşığım. Böyle geldiği gibi söylediği bütün o eleştirileri, fikirleri, yorumları, sohbeti çok seviyorum. Ve biliyorum siz de çok seviyorsunuz. O yüzden hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum. Bu güzeller güzeli ustamla hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye sorarsanız tabii ki yaptığı işlerden fırsat bulabilirsek cümlenin peşinden gitmeye. Sanat düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir demiş Tolstoy. İşte tam da bir sanatçı ağırlıyorum o yüzden. Tolstoy'un da cümlelerinin karşılığı, kelimelerinin karşılığı olan. Canım Nevra Serez. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel şeyler söyledin. Ne güzel toparladın. Ne güzel. Bak zaten panik oluyorum şimdi. Eyvah diyorum, cümleyi toparlayamazsam yandım masada. Çok çok iyiydi. Hoş çok geldin, teşekkürler. Nevra ablacığım. Ver bakalım suyumuzu. Gene çok güzelsin de. Teşekkür ederim. Neden? İyiyim demek yok. Bak her şeyde ezberi. Tabii takip ediyorum. Ya olacak işte, bir yorumlar yaptı bana kuliste. İlk programdan beri izleyip sonra ilk programlarda sıkılmış kendisi benden. Ay senden sıkılmadım canım. Başladın oraya peşinden gittiğim cümleler diye. Eyvah dedim, çok entelektüel bir program yapacak bu. Bunun eğlencesi yok mu? Bütün sözleri dizip onun üzerine uzun uzun konuşmalar. Ceyda beni çağırırsa ben bu programa gitmem dedim. Ben çağıracağım, sen gelmeyeceksin. Diyeceğim ki çok entel, çok üst seviye bana ol. Bir de sen diyeceksin bunu yani. Ya sıkılıyorum artık böyle şeylerden. Gel dedikodu yapalım biraz. Gel yapalım vallahi. Ama sen bu arada tüm üst düzey sanatını icra etmeye devam ediyorsun değil mi? E canım işte düşünebiliyoruz, gerçeği görebiliyoruz. Ne oldu şimdi? O yüzden tiyatromuzu da yapıyoruz. Cümleyi sevdin mi? Sanat, aa, tabii sanat canım. Düşünebilen, gerçeği görebilen, tabii, toplumu tabii anlayabilen insanların işidir. Tabii. Yani zaten öyle. Değil hani mi? Çok fazla bir cümlenin peşinden gitmeye gerek yok. Çünkü öyle zaten. Bilerek iyi doğru cümleyi seçmişiz sana. Tabii canım, artık o kadarını da yapıyorsunuzdur herhalde gelene göre. Değil mi? Dalına göre. Bak. Onları da bazen denk düşürüyorsunuz dalına ya, göre. Denk, Duygucuğum bu metiye sana gelmiş tabii, olsun. Tabii tabii. Gerçekten ilk günden beri seyrediyorum. Yani o saat benim seni seyretme saatim. Hem çok elimde büyüdüğün için, evet, hem babanı çok sevdiğim için, evet, hem anneni, hem ailecek. Metin'le senin ilk dizin. Evet. Hep o günleri hatırlıyorum. Gencecik bir kız böyle. Babanın bir lafı vardı. Metin abicim, Ceyda sana emanet demişti. Evet. Hiç o günü unutmuyorum yani. Evet. Şimdi konuşacağımız çok şey var ama minicik programın ilk ödülü elimize ulaştı. Çok çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Vakfı 13. yılında en iyilerde yılın en iyi sohbet programı olarak Bambaşka Sohbetleri seçmiş. Çok çok teşekkür ediyorum ekibim adına, kendi adıma böyle güzel bir ödül aldığımız için. İlk ödülümüz bizim için çok anlamlı ve önemli. Ben sağ de tebrik ediyorum. Olsunlar. Teşekkür ederiz. Yani umarım bu sohbetler hepimizin hayatında güzelliklere yol açıyordur. Güzel şeyler konuşmayı özledik çünkü haklısın, eğlenceli şeyler. Evet. Ama ben gene de o eğlencenin içinde bilgi vermeyi, biraz böyle bir kitap okumaya yönlenmek, bir tiyatro oyunu izlemeye, mail tabii etmelerini canım, sağlamayı ya, da... Bakma ben de biraz biliyorum, abartıp biliyorum, söylüyorum biliyorum, ama biliyorum. Sen beni tanıyorsun tabii. Aynen. Ki o anlamda söylüyorum. Evet, Nevra ablacığım, bendeki karşılığın gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer. Yani deve kuşu kabarede benim hayatıma ilk girdin. Birçok benim yaşıtım gibi. Hı hı.
Ve böyle inanamıyordum sana. Çünkü Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi bir gerçek var sahnede. Ama sen girdiğin an her şey bitiyordu. Öyle bir girişti ki o yani. Böyle şarkı söylerken, dans ederken o eşlikçi halin. Ve ben gerçekten tiyatroyu kadın oyuncu olarak ve bir kız çocuğu olarak seninle sevdim diyebilirim. Aynı güzel. Düşündüğümde ama senin hayat çizgini de müthiş şanslı bir hayat. Ama o şansları da çok iyi değerlendirmiş bir zeka ve donanım görüyorum sende. Babacığınla başlamak istiyorum hikayene. Hayır, başla. Ne olur. Çünkü gerçekten sanat aşığı, evet. Çok okuyan, iki üniversite mezunu, hayatta başarılı olamamış. Yani iş anlamında. Ama bize hep onu aşıladı. Hiç önemli değil para pul. Yani dolu olun. Dolu olun, yüreğiniz dolu olsun, beyniniz dolu olsun. Bizim evde belki çok şık mobilyalar yoktu ama kimsenin evinde olmayan bir kütüphane vardı. Bu çok önemli değil mi? O yüzden senin bu kitap aşkını çok iyi anlıyorum. Evet. Ve babamı kaybettiğim zaman benim isyanım ilk kütüphaneye oldu. Gidip kitapları savurup yere attım. Bunlar boşa mı? Bunlar boşa mı? Bunları niye okudun? Bunları boşa mı diye. Öyle bir şey geçirmiştim, kriz geçirmiştim. Bütün kitapları yere fırlatmıştım. Ne diyorsun? Evet. Ya o kadar okuyan, o beş lisan bilen, beni okul süresince hep öğreten, bir kelime sorardım İngilizce, bütün lisanlardaki karşılığını ve kökenini anlatırdı. Baba yeter anladım derdim. Hayır, bunun nereden geldiğini de bilmen lazım diye. Ansiklopedi gibiydi. Evimizde ansiklopedi vardı, açmaya gerek duymazdım. Babama sorardım yemek yerken, babam her şeyi anlatırdı. O yüzden sanata da çok düşkündü ve beni hep yazıyor bu zaten bütün hikayelerde. Bir sene boyunca Dormen'de oynarken gelip Bebek'te oturuyorduk. Beyoğlu'ndan beni bekledi oyun bitişinde. Koluma girdi ve bebeğe geri götürdü. Bir sene boyunca bütün oyunun sonuna bekledi. Öyle bir babaydı yani. Oh, bin şükür. Evet. Annem de dünya şekeri bir insandı. O da bana çok şey öğretti. İyi insan olmayı öğretti o. Hiç kötülük düşünmemeyi öğretti. Aşağıda bizim şeyin apartmanın teşvikiyede altında bir sokak köftecisi vardı. Adama köfte yapıp köfte indirdi. Nasıl yani? Evde köfte pişirirdi. Nevra bunu aşağıdaki işte bilmem kim beye yollasana der. Anne adam köfteci derdim. Yesin diye mi gönderiyor? Evet, bizde pişiyor ya üst katta. Derdi ki ya bıkmıştır adam kendi köftesi. Gerçekten. Evet. Düşünebiliyor musun? Öyle bir insandı yani. Ondan tabii çok şey öğrendim. İnsanlara kızmamayı, kin tutmamayı, içinde o kirliliği taşıma. Unut kafandan at daha rahat edersin. Hep bunları böyle öğretirdi. Kimse hakkında kötü konuşma. Sen gerçekten öylesin ya. Evet, hiç kin... Hiç sitem yoktur sende. Kızdığım ve kin tutmak demeyeyim de bana yapılan kötülüğü kafamın arkasına atarım. Orada küçük odacıklar var, o odacıklara yerleştiririm. Ha sonra onu geri çıkarır mısın? O ayrı bir konu. Zaten ben çıkarmama gerek kalmıyor. Ha. Bir şekilde onlar üzülmüş oluyorlar yani. Ama unutmam. Unutmam da. Yapılanı da, iyiliği de unutmam, kötülüğü de. Haksızlığa hiç tahammülüm yok. Ha. Haksızlığı da unutmam yani. Ama inan ki böyle kötü şeyler düşünmediğin zaman hayat çok daha kolay geçiyor. Çocuklarına daha mutlu oluyorsun. Herkesi affedici oluyorsun. Şimdi hele torun sahibi olduktan sonra tabii o kadar affedici oluyorsun ki. Yani ufacık bir şeye bile bazen diyorum ki ya biraz otoriteli bir babaanne ol. Zırt pırt yap diyorum. Ay dayanamıyorum zaten gülmem tutuyor. Onlar da bana bakıp gülüyorlar. Yani hiç öyle bir şey yapamıyorum. Çok ama sevgi veriyorum. Çok tatlı babaannesi. Çok sevgi veriyorum. Aynen de sevgiyi geri alıyorum yani. Şimdiki yaşamım, bakma sen tiyatro falan filan her şey var ama büyük bir kısmı torunlar ve aile. Çok aşıksın. Çok. Ve ben seni çok gördüm yani bir dönem aynı yerde oturduk seninle. Hep görürdüm böyle almışsın elini okula götürüyorsun, okuldan alıyorsun. Şimdi de torunları getiriyorum. Ah, evet Allah. Yani okul şeyinde çıkışında... O diğer veliler şaşırıyor. Aa, Nevra Hanım siz mi geliyorsunuz? Niye gelmeyeyim diyorum ya. Torunların çıkış saati tabii geliyorum diyorum.
Ama tabii torunlar da tabii çok hevesleniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Ne kadar arkadaşı varsa topluyor, getiriyor. Sihirli annem benim babaannem diye. Aşkım. Fotoğraf paylaşmışsın ama ben buradan göremeyeceğim. Kamera var monitörün önünde. Fotoğrafı bir görebilir miyiz arkadaşlar? Ha. Aile fotoğrafı değil mi? Şuradan İşte bakayım. Benim mutluluğum. En mutlu olduğum an bu geçen yılbaşı. Evet. Bu seninki iyi bir fotoğraf değildi, o yüzden getiremedim. Ha. Dünürler, kardeşim, yeğenim, gelinler, torunlar. Bu işte benim fotoğrafım bu. Değil mi? Yani benim ödülüm şu. Evet evet. Zaten. Allah herkese böyle güzel, tatlı, geniş, hani İtalyan aileleri gibi. Tam İtalyan ailesi gerçekten. Evet, her yılbaşı bu yılbaşı yemeğimizdir. Her zaman yaparız. Metin'den sonra da devam ettik. En mutlu olduğum gün. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıma da. Bu arada zahmet verdim, monitörü indirdim. Teşekkür ederim. Ne güzel bir şey değil mi? Hayatın aslında evet bütün yaşanmışlıkları burada gizli, burada saklı. Öyle. Çok acayip bir şey. Bence de en büyük mutluluk bu karenin içinde yer almak. Aynı fikirdeyim. Aynı şekildeyim. Çünkü ben hep söylüyorum yani oyunda başarılı olmak. Tabii gençler şimdi bunu pek anlamıyor. Belli bir yaşa gelince başarılı olmak, ödül almak hepsi çok güzel. Ama onu eve gidince paylaşacak kimsen var mı? Hep bunu söylüyorum. Bunu paylaşacak birilerinin olması lazım kapıyı açtığın zaman. Bence de. Yani bu... Yakında olmayabilir ailen, dostların olur o zaman. Arkadaş biriktirirsin o zaman. Onu paylaşmak, onunla gülmek, eğlenmek, derdini anlatmak, mutlu olduğun anları da paylaşmak çok çok güzel bir şey. İnsanın olması. Şimdi bir bakacağız tabii gene çok yoğunsun. Ha. Teyit ettim hepsini senden. Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu devam ediyor. 2019'dan beri evet, devamlı turnedeyiz. Evet. Çok çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. O oyun beni çok rahatlatıyor, çok keyiflendiriyor. Yeni bir oyunu hazırlanıyorum. Ayşe Kule'nin Veda isimli kitabın uyarlamasını oyunlaştırdınız. Evet, Nedim Saban oyunlaştırdı. Şimdi kas çalışmaları yapıyoruz. Ona da çok heyecanlıyım. Uykularım falan kaçıyor. Yani o sahne böyle şimdiden daha. Bu heyecan yaşatıyor insanı, ayakta tutuyor. Yani hiçbir zaman aman canım nasılsa yapılırsa yapılır, olursa olur. Ay olur mu? Yani havasında olmuyorum. İlk günkü kadar pır 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 heyecanlanıyorum. Bir de çok beğendiğim bir kitaptı zaten yıllar öncesinden. Zaten. Çok etkilenmiştim. Sonra böyle bir fikir ortaya çıktı. Nedim de yani 3-4 aydır üzerinde yazıyor, bozuyor, bir daha yazıyor. Çok başarılı bir... Son bir şeyi çıktı, bir versiyonu çıktı. Çok çok heyecanlıyım bu konuda evet, açıkçası. Senin tiyatro heyecanın her zaman geçiyor insana sahneden, ben böyle düşünüyorum. Oregon, Zihni abi konuğumuz olmuştu, birazcık ya, anlattı. Evet, beraber çalıştık onunla, evet. Ay, çok eğlendik. Evet. 5-6 gün veyahut da bir hafta kadar birlikte çalıştık ama çok eskiden de tabii tanırım. Tabii Zihni'yle ki. Çok paylaşmamız vardır. Ay çok güldük sahneleri çekerken, çok eğlendik diye. Çok tatlı bir insan o da. Bir kere yani, doğaçlama yapabildim dedi. Evet. Çok sardılar etrafımı dedi. Evet. Çok yapamadım, bir kere yapabildim dedi. Ben dedim ki Zihni bak benim hiç o kabiliyetim yok. Senin? Hiç yoktur. Gerçekten mi? Ceyda inanmazsın, şu kartlardan biri benim elime olmasa 3 kelime söyleyemem. Bakma burada cır cır konuşuyorum. Ben hiç inanmıyorum. Yani böyle sahne üstünde laf ekleyeyim, bir espri patlatayım, hiç onu yapamam. 3 gün prova yapmam lazım onun için. Gerçekten mi? Hiç yapamam. Zihni de oturduğu yerden yapıyor. Dedim sakın bana yapma. Ben sana çünkü cevap verecek zekada değilim yani. Pat diye onu bulamam. Kendine haksızlık ediyor. Hayır hayır, gerçekten o ayrı bir şey o. Ayrı bir pırıltı, ayrı bir çabukluk, ayrı bir şey. Anında buluyor bir şeyi çünkü her seferinde. Zaten o aklında kalmış. Çok dedi doğaçlama yapamadım bu sefer. İşte benimle, benim yüzümden ben ona karşılık veremiyorum çünkü. Yapamamış. Bir kere yaptım ama diyor. Evet. Onu sana mı yaptı? Herhalde çünkü hep devamlı beraberiz, ikiliyiz. Çok tatlı. Çok nasıldı, nasıl hissettin? Benim arkadaşım tabii Kerem Ayan, yönetmeniniz. Çok sevdiğim çok, bir arkadaşımdır. Benim de çok sevdiğim. Biz bunu pandemi öncesi konuşmuştuk. Düşünebiliyor musun? 2018 yılında gelmişti evime. Evet, senaryoyu. Çok eski bir proje. Evet, anlatmıştı. Çok heyecanlanmıştım. Evet. Ondan sonra şansa bak ki pandemi patladı. Herhalde unuttular artık bunu dedim. Düşün, pandemi bitti, pandemi başladı. İkinci defa çıktı. Aşılar fazlalaştı. Ben hala Kerem'den haber bekliyorum. Bir gün telefonum çaldı, başlıyoruz dedi. Harika. Çok da çabuk halletti. Ve yangın günleri. Evet. Nedir bu?
Yangın Günleri TRT dijital açıyor ya. Aa, orada Ömer Faruk Sorak yönetiyor. Ömer Faruk, evet, Hasan Kaçan'ın bir projesi. Hı? Onu da çok severek oynadım. Marika diye bir Rum madamı oynadım. O kadar sevdim ki 8 bölüm çektik. Devamı gelebilir, gelemeyebilir. Trilye'de çekildi. Çok keyif aldım, çok zevk aldım. Hani böyle ağzım sulandı role. O kadar diyeyim sana. Bazı roller öyledir ya. Evet. Hani beni sete çağırsınlar da gideyim bugün oynayayım. İlk defa ayaklarım geri geri gitmedi set günlerinde. Sen çok dizi sevmiyorsun değil mi? Şöyle, dizi çok seyrediyorum. Her diziyi sor, ezbere sana anlatayım. Gerçekten çok mi? Çok seyrederim ve hemen notumu veririm. 4 bölüm sonra kalkar, bu tutar falan. Hala tutturabiliyor musun? Hem de nasıl. Ben şimdi söylemeyeyim isimlerini de bunda diyorum. Neden ben zap yapmaya başladım çünkü diyorum. Ha, o kadar. Beni sarmıyor. Peki ben senaryo çünkü normal okuduğunda? Bir senaryo okuduğumda da anlarım. Bak bunda iddialıyım. Piyesi de anlarım, senaryoyu da anlarım. İş yapar, iş yapmaz. Yalnız belki bazı yerlerde hata yapabilirim Ceyda. Çünkü günümüzün kriterleri değişti. Evet, ben de şimdi mesela asla anlayamıyorum şu anda. Tiyatroda daha çok anlarım tabii. Kriterler değişti. Mesela şöyle oluyor. Tabii ki isim vermeyeceğim, hangisi neyin nesidir. İnsanların zekasına bırakalım. Gülmüyorum. Gülemiyorum ve kendimde bir hata var diyorum. Yani ben gülemiyorum. Çünkü biz yani deve kuşu demin bahsettin ya, deve kuşunun esprilerinden. Siz çıtayı çok yüksekte olacak o kadarın esprilerinden. Evet. Biz daha TRT zamanında olacak o kadara yakın Altaner Bulak, Metin Serezli TRT'ye yapardık. Siz daha doğmamıştınız herhalde. Gene onlar da çok kaliteli kabare tarzı şeylerdi. Mesela onlara çok güldüğüm olmuştur. Hala gülüyorum. Hala da gülünüyor. Bilmiyorum şimdi bakış açısı mı değişti, dünya mı değişti, ne oldu? Beni çok güldüren bir şeyle fazla karşılaşmıyorum. Komedi de diyorum tabii. Evet, komedi. Ama komedi dizisi de yok zaten son zamanlarda. Filmlerden bahsetmiş evet, olalım film. Diyelim filmlerde o zaman. Var ama dizi, komedi dizisi de yok artık. Yani ben bilmiyorum, gençlere haksızlık etmiş olmayayım ama çok basit şeylere gülmeye başladılar. Bu belki fast foodculuktan, hani her şey kolay, her şey Google'da, her şey internette, online'da, alışverişte, şurada burada parmakla evine her şeyi getirtiyorsun. Şu oluyor, bu oluyor. Sinemaya gidip bilet almıyorsun. Allah'a bin şükür tiyatromuza geliniyor. Oturduğun yerden, tabletlerden film seyrediyorsun evet. falan. İnsanda bir rahata konma, evet. çabuk alışma. Evet. Belki boşver ya, fazla düşünmeyeyim işte bu laf geçsin, ben de ona hı hı yapayım gibi geliyor. Sonra birdenbire aradan böyle yeni filizlenen bir tohum gibi dünya güzeli bir film çıkıyor. Dünya iyisi bir kitap yazılıyor. Birdenbire şaşırıyorsun ya, bunlar peki neredeydi? Neredeydi? Peki sormak istiyorum merakımdan, en son hangi diziyi çok severek izledin? Ya şimdi bütün popüler olanların hepsini seviyorum açıkçası. İster gerçekten beğen, mi? İster beğenme. Hepsini seyrediyorum. Hangileri iyi reyting yapıyorsa ben de onları beğenmiş oluyorum. Yani haksızlık etmeyeyim diğer dizileri. Peki ama seni niye görmüyoruz onlarda? Şu anda benim çok yoğun programım bir. Bana kimse şimdi dizi teklif etmek cesaretinde bulunamaz. Bir programı sana böyle göstereyim. Bunlar benim turnem diye. Zaten bana güle güle Nevra'nın derler. Tabii. İki, farz et ki boştayım. Hep aynı tip roller, herkesin şikayet ettiği. Hep aynı tip roller geliyor. Ben de değişik bir şeyle artık ekranda olacaksam olmayı, daha ağırlığı olan, karakteri olan, hani böyle sözü olan, küçücük olabilir. Evet. Hiç rolün büyüğünde küçüğünde zaten değilim. Belli bir yaştan sonra zaten artık sana başrolün gelemeyeceği gibi. Oynadığıma değecek gibi bir şey hayali içindeyim. Mesela en son çektiğim dizi öyleydi işte. Gayet küçük evet, bir rol gibiydi. Güzelmiş. Ama böyle yani ay ne olur hani bugün çağırsalar diye bakıyordum. Of. Çünkü kendim keyif alıyordum. Çok güzel yazılmış bir karakterdi. Ne güzelmiş ya. Evet. Öylesi de daha büyük bir haz değil tabii, mi? Tabii. Peki tabii ki aşık olduğum eşinizden bahsetmeden bu programı bitireceğim. Düşünmediğinizi düşünmek bitiyor istiyorum. Bitiyor mu ki program? Az kaldı. Programı ciddi misin? Evet, İşte çok konuşuyorum. Tamam konuş zaten. O yüzden daha çok konuş. Hatta bir program daha yapalım.
Metin abi Allah rahmet eylesin. Ben çok barışamadım bu fikirle. Yani tahmin etmişsindir. Vefatından sonra senin etrafında da çok dolaşmadım. Çünkü bazı insanlarla ben vedalaşmış gibi hissetmek istemiyorum hayatta. Beceremiyorum. Selim Baba'da da böyle olmuştum. Evet. İstemiyorum onların artık yanımızda olmadığını düşünmek istemiyorum. Niyeyse hani görüşmüyoruz ya bu aralar demek duygusu beni daha iyi hissettiriyor kendime. Oralarda belki hani hayırsızlık yapmış olabilirim ama bu galiba Metin abiye çok düşkün ve çok gerçekten hayranlıktan olmalı. En son böyle zamanlarında nişanlım diye sarılırdık birbirimize. Ve benim üstümde senin de onun da emeği çok büyük. O yüzden vedalaşmadım. Vedalaşmayacağım da. İnadım inat vedalaşmayacağım ama sana şunu sormak istiyorum. Çok büyük bir aşk ve çok güzel bir resimsiniz siz. Benim hayatımda hep hala öylesiniz. Yani benim gözümde hala burada o var. Sen neredeysen hep o yanında. Evet. Böyle bir duygu var benim içinde hep. Ve hiç bozulmasını istemiyorum onun. Nasıl becerdiniz bunu? Vallahi çok fazla bir şey yaptığımızı sanmıyorum. Böyle bunun formülü de yok tabii ki. Çok seviyorduk birbirimizi. Çok. Yani sevgi her şeyi ilacı. Metin beni değiştirmeye çalışmadı. Ben onu değiştirmeye çalışmadım. Bence asıl önemli olan o evlilikte. Onu neyse öyle kabul etmen lazım. Çünkü tanıdığında da o adam. Peki sen bu bilgiyi bilerek mi yaşadın yoksa zamanla mı öğrendin? Hayır, içgüdüsel olarak. Değil mi? Evet, evet. Yani çünkü bak çocuk da aynı şey değil mi Ceyda? Yani evet. Bir şekilde onun karakterini etkileyemiyorsun, doğruları gösteriyorsun ama gene bildiğini yapıyor. Yani onun için baktım ki mutsuz olacak ben onu, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, niye bunu böyle, ay eleştiri. Çünkü ben de eleştiriye öyle gelin, ben de özgür ruhum, aslan burcuyum, evet. Özgür ruhum yani bana kimse beşte niye gelmedin eve, bugün sen yok musun, aa seyahate gitmek yok kadın, böyle şeylere gelemezdim hayatta yani. Hayatımda hiçbir şeye karışmadı. Hiçbir bu rolü oyna, bu rolü oynama, bu piyes olur mu, niye turneye gidiyor? Hiç böyle bir şey demedi. Ama gerektiği zaman çok birbirimize destektik. Birbirimizin tekstlerdik, ezber yaptırırdık. Hep o biraz geç ezberlerdi, hep onu kızardım, paylardım. Çok kızardım, bak gene hazır değilsin, ikinci perde iyi değil diye. Çalıştır o zaman beni derdi. Sabahın köründe uyandırırdım zorla. Replikleri böyle geçerdim ona falan. Öyle öyle işte bir şeyi de paylaştığın zaman hayat zaten geçiyor yani. Ama böyle şey hani baktığımda gördüğüm şey bile aşk kokuyordu yani. Çok. Evet ben çok eleştirirdim onu mesela. Hiç kızmazdı. Evet, oyunla sen de ilgili. Sen sözünü hiç sakınmazsın. Hayır oyun ha. İçin evet. Evet. Onun iyiliğini isterim tabii ki sevdiğim adamın. Annem eleştirirdim evet eleştirirdim. Dizi yapsa da diziyi de filmi çok eleştirirdim. Gene aynı rolü oynuyorsun. Gene kötü karakter. Gene kötü gazino patronusun. Ne yapayım o roller geliyor bana diyordu. Her şeyi ama dinlerdi. Hem dinlerdi hem de sana ne falan hayatta demezdi. Ben de bir oyunumu çıkarmışsam böyle gözünün içine bakardım ilk premierde. Premier öncesi. Genel provada. Hemen onun yanına giderdim böyle gözünün içine bakardım. O daha ballandırarak eleştirirdi. Evet, şimdi onu diyecektim. Ha, ben böyle küt. O daha ballandırarak böyle yuvarlatır lafı sonra şurası da ama olmamış da falan öyle. Derdi ama kırarak yapmazdı. Tamam bunu akşama konuşuruz derdik. Kahvelerimizi koyardık gece odada. Vıdı 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 vıdı. Evet siz çok eleştirirdik evet. Başka ne konu var Allah aşkına? Ya çocuklar, okulları, gidişat nasıl? Seneye hangi oyunu oynayalım? Bu olur mu sence? Şu ama siz konuşurdunuz yani. Konuşurduk çok konu. Yani ben bu şimdi çok onu önemli. Çok özlüyorum. Evet. Bir şey dertleşemiyorum ki. Evet. Yani birazcık çocuklara dertleşeyim. Tamam anne diyorlar. Kendi dertlerine bakıyorlar. Haklılar. Beni arayabilirsin. Ararım. Ben senden dertleşirim. Gerçekten bak sen de beni arayabilirsin. Tamam. Konuşmak çok önemli bir şey. Çok önemli. Haklısın. Dertleşmek, derdini anlatmak. Peki sonrasında nasıl oldu? Yani böyle bir hayat arkadaşlığı, böyle el ele kol kolu ve sonra nasıl kayıp devam mı diyorsun? Etti hayat? Kabul ettim. Kabul etmek çok önemli. Hayattaki tabii anne babamı da kaybetmemi belli bir süre sonra kabul ettim.
Metin hastalandığı zamandan itibaren başladım kabul etmeye. Aynen. 2,5 seneden fazla sürdü. Hı-hı. Beynim yavaş yavaş alıştırdı. Alıştırdı kendini. Sonra da çocuklara tutundum. Yani aileye tutundum ve bu bir yol. Ben bu yolu gideceğim. Herkesin başına geliyor. Ben dünyada tek değilim. Hastalanmadan, düşünce sistemimi bozmadan nasıl devam ederim? İşte Allah'tan o sırada dizi geldi, çalışma geldi. Çok rahat ediyordum sete gittiğim zaman. İşte o zaman kendimi kaptırıyordum, rahatlıyordum. Çünkü eve gelmesi çok zor oluyordu tabii. Evet, evet. Hala öyle. Aslında 10 sene bitiyor. Evet. Ceyda'cığım, acı bir gerçek. Hiçbir zaman azalmıyor. Hiçbir zaman. Ne oluyor biliyor musun? Yeni bir proje geldiğinde mutluluğunda anlatamıyorsun, yok. Bir şeye üzülüp gittiğinde dertlenemiyorsun, yok. Bir seyahat planlamak istediğinde yok. Böyle aranıyorsun, hani karanlıkta aranır gibi. Neredesin? Nasıl paylaşabiliriz diye. O yüzden de diyorsun ki kaç iş birden diyorsun. Bunlar insanı tedavi ediyor işte. Ama işte mesleğin de senin çok büyük bir aşkın ve hani... Allah'tan. Evet. Allah'tan. Yoksa benim yaşımda artık herkes kenarında oturur, emekliye ayrılmış olur. Hani camdan bakar, çiçek sular. Onları da yapıyorum ayrıca da. ve şey... Ne güzel. Hepsini yaratan. Faal tutmak, dünyaya entegre olmak... Anladığım kadarıyla biraz elektroniklerle uğraşmak, işte mesaj atmalar, mail almalar. Senin telefonla ve teknolojiyle de aran iyi Nevra abla. Çok iyi değil ama kendimi idare edecek kadar iyi. Dünyaya ayak uydurmak zorundayım. Evet. E-mail'den yolladık diyorlar. Şimdi e-mail'i açamam ben, Allah Allah dediğin zaman olmuyor yani. Tabii. Senaryoyu yolladık diyorlar. Tabii. İşte bilmem neyi WhatsApp'la, oradan da o resmi gönder de bilmem ne diyorlar. Ya onları öğrenmek zorundasın. Çağa ayak uydurma. Yok benim zamanımda bunlar yoktu deyip geçemezsin yani. Ama sen kendini hep güncel tutuyordun. Mecburen. Bu sürpriz değil benim için. Mecburen. Yani ben sizin aranızda büyüdüm sonuçta, hani bir şekilde. Tabii. Yani sen aralarında hem yaşıtlarının hem ustalarının arasında hep en günceldin yani. Hep en genç, en dinç. Çünkü genç insan çok severim. Gençlerle de birlikte olmayı severim. Turneye gidiyoruz, ben gençlerin yanında. Her dakika onlarla. Yani gerçekten. Utanmasam hani onlarla, çocuklar hadi gelin bir bara gidelim. Biraz vakit geçirelim diyeceğim. Niye utanıyorsun canım? Hayır, sen en ya çok sen eğlenirsin. Yani eğlenirim de bu Covid dolayısıyla, hani zaten evet. Çekincelerimiz var. Ama yani hiç ben... yaşımın getirdiklerine uymayan biriyim. Çünkü ruhun o yaşta değil de ondan. Evet. Gözün de öyle bakmıyor evet, yani. Evet. Bayağı 30 yaşında bir kadınla oturuyormuşum gibi yani şu anda. Yani ruh, kalp, her şey, kafa öyle de. Evet. İşte vücut aynı şekilde gitmiyor. Vallahi bence hiç öyle görünmüyor. Şimdi sırada ne var? Sırada şimdi buna son bir cümleyi siz yazın, sonra biz bunu programdan sonra şey yapacağız. Vay falan arkadaş filan. Her zaman beklerim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Buyurunuz efendim. Nereye yazıyorum? Efendim isminizin altına rica edeceğim. Kopya şuraya. Çekmek yok. Evet efendim. Buraya mı buraya mı? İstediğiniz sayfanın bir şeyine. Bir cümle yazıyorum. Evet. Sen kesin cümleni de hazırlamışsındır. Bana bunu yapma. Bak yeminle bunu hazırlamadım. Bu kadar baktın izlediğin programda. Hayır. Tabii ki biliyorum gidişatını da. Böyle anında bana bir şey gelir gibi geldi. Gelir. Geldi. Geldi. Bak. Şimdi burayı yani. Keseceksin. Şimdi selfie çekeceğim. Şimdi anlıyor musunuz neden aşığım ben bu kadına? Bak açarken dedim aşığım dedim. Çünkü aşığım. Şimdi oradan keseceksin, onu yapacak. Ama bir şey unuttu, sosyal medya sorusu. Aa, o neydi? O sonradan. Soracağım onu da. Hepsi yapılacak. Şimdi ne kadar dürüstçe cevap vereceğini bildiğim için konuk ettiğim ustalarıma, üstadlarıma bunu sormayı istiyorum. Ve hep aynı üslupta soruyorum aslında. Herkes bir oyuncu olma
peşinde ya. Ya da biz İstanbul'da yaşadığımız için böyle görüyoruz. Bu şehirde olduğu için, düzen, sektör burada olduğu için, oyuncu olmak isteyenler belki buraya geldiği için. Bilemiyorum ama genel olarak ya da biz oyuncu olduğumuz için herkes bize geliyor ve nasıl olunur evet. diye sorduğu için. Yanlış bir saptama da olabilir yani Türkiye'nin genelinde %80 topluluğun oyuncu olmak istediğini düşünmüyorum elbette ama. Ben hep şunu soruyorum oyuncu olmak isteyene. Ünlü olmak için mi tabii. oyuncu olacaksın, oyunculuk yapmak için mi, para kazanmak için mi? Yani o kadar farklı ki bence üç başlıkta. Ve burada şunu senden duymak istiyorum. Çünkü o kadar kıymetli ki tiyatroyla başlayıp bütün üstatlarla bir arada olup onların yanında gelişip böyle çiçek açtın yani sahnede. Ve hiç vazgeçmeyeceğin şey herhalde tiyatro diye düşünüyorum evet, bu hayatta. Sosyal medyada cevabını yayınlayacağımız sorun bu aslında. Gerçekten oyuncu olmak isteyen birinin ne gibi özellikleri olmalı ve ne yapmalıyı soracağım. Bunun cevabını programı kapadıktan sonra alacağım. İyi ki geldin Nevra ablacığım. Canım benim çok teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Ömrün uzun olsun, sağlığın daim olsun. Ay. Hep bizimle ol, hep üret, biz de böyle seyredelim hayranlıkla, bizi İnşallah. Eğit, büyüt. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim güzel sözlerin için. Güzel oldu değil mi? Çok fazla üstten bir program olmadı. Hayır içiniz. Hayır, tam dozunda. Aldık, onayı da aldığımıza göre programı kapatayım. Efendim, aşk her zaman söylüyorum size. Önce sizde, yani kendinizde, sonra da aşkla baktığınız her şeyde var. Tabii ki hayat arkadaşınıza duyduğunuz aşk, evlatlarınıza duyduğunuz aşkı kenara koymakla birlikte, anne babanıza duyduğunuz aşkı kenara koymakla birlikte, sizi bugün siz yapan, size katan, anlam katan, bir cümle katan, bir kitap, bir sanatçı, bir sanat eseri, bir melodi, bunlar da aşka dair. Ben bugün benim aşkıma dair olan bir ismi ağırladım. Bence bugün burada iki kişiydiler. Benim için onlar hep iki kişi. Onları çok seviyorum. Nevra ablayı bugün ağırladığım için de kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatta kin tutmamak, değil mi? Aslında sevgiyle bakmak ve üretmekten hiç vazgeçmemek galiba yaşamı genç ve diri tutan en önemli şeylerden biri. Bugün bunları öğrenmiş olduk canım Nevra abla sayesinde. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olmak üzere. Hoşçakalın. Kelimelerim yeter mi duygularımı ifade etmeye bilmiyorum ama onun sanatıyla büyümek büyük kıymet. Enerjisi, güzelliği, yaş aldıkça daha da çoğalıyor. Çok yaşasın gerçek sanatçılar. Seni seviyorum Nevra abla. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Benim de peşinden gittiğim bir söz var. En önemli şey sağlık, aile, meslek. Biri olmadan diğeri olmaz.